Efendim, Sözlü Tarih adlı projemizin bu defaki konuğu Heygete Mahallesi'nde mukim Muharrem Karcı Beyefendi. Kendisiyle söyleşi yapmak üzere evine doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz, bulduk. Efendim, öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinizden söz eder misiniz? Olabilir. Şimdi ben 1947 doğumluyum. Evet. 1979'a kadar Nadir'de kaldık. 5-6 yıl ilkokul okudum. Bir yıl takıldı yani. Nadir ilkokulunda mı? Nadir ilkokulunda. Evet. Önceki hali değil mi? Önceki hali. Ahşap olan. Tabii. Orada bir de işte mescit cami vardı. Bir zaman camide kaldık. Evet. Ondan sonra asıl okul yapıldı, yeni de yapıldıydı. Ondan sonra oraya geçtik. Oradan da mezun oldum. 1961'de mezun oldum. 1960'da, 1950'lerde Hızar Atölyesi açıldı. Bizim Hızar'ı yani. Evet. Kerestece abimle amcam Mahmut Karcı yaptılar. Ondan sonra abim askere gitti, Mahmut amcam devam etti. Abim askerden geldikten sonra 61'de, 60 ihtilalinde abim askerdeydi. Evet. Biz burada 60 ihtilalini yaşadık. Şimdi Irmak var, malum ilçe içerisinden geçen. Tabii. O zaman belki pırıl pırıldı, tertemizdi. Tohma ırmağı, tohma suyu vardı. Siz Nadir yakın olduğu için yazları çimme deriz biz dairende. Yıkanmaya, yüzmeye giderdiniz değil mi? Biz Nadir Köprüsü'nden tepemizin üstüne atlardık. Evet. Köprünün üstüne. Evet. Tamam mı? Orada çok acayip izledik. Eskiden su vardı, orada derindi. Evet. Köprüden en aşağısı 3-4 metre suyun ve köprünün evet. arası mesafe vardı. Doğru. Onun üzerinden tepemizin üstüne atlardık. Evet. O şekilde su vardı. Evet. Her gün yani bize aşağı vardı. Yazın her zaman şey yapardık. Ben çalışmaya başladıktan sonra bazen gelirken yıkanır gelirdim. Evet. Tohuma tertemiz. Tertemiz. Kırıl gibi. Evet. O zaman suya giremezdik. Girmeye korkardık. Değil mi? Su boldu. Hatta Nadir Köprüsü'nün az üstünde çıkan bir su vardı. Ben son zamana kadar orada gün yıkandığını bilirim. O evet. su şu anda bilmiyorum kaynağı kurudu mu acaba? Yok, kurudu. Kurudu mu? Mahmut Paksoy'un evine hemen alt tarafından, evet. köprüden evet. aşağıya 50 metre falan yukarıdaydı. Yün yıkanırdı. Evet. Yani mahallenin yün yıkama yeri miydi orası? Biliyorum. O da vardı. Peki millet oraya pek yemez. Şeyin, Nadir'den evimizin umundan geçen su tersi. Yukarıdan da geliyor. Tabii ki dağ harı dediğimiz değil mi? Bizim çoruk harı. Çoruk harı. Bizim evet. bir çoruk harı. Dağ harı yukarıda, evet. çoruk harı aşağıda, ondan sonra değme harı aşağıda, evet. ondan sonra ırmak. Anladım. Evet. Evet, Muharrem abimiz malum olduğu üzere mesleği kerestecilik. Tabii Hızar, Bıçkı işleriyle alakalı da bir sorularımız olacak. İş yerinizde öğrendiniz değil mi keresteciliği? Ben kendim şeyden... Anladım. Hızar'a ilk defa girdim. Evet. O zaman Dursun dayım çalışıyordu. Evet. Ahmet abim çalışıyordu. Onların yanında yani gider gelir öğrendim. Allah aşkına şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Benim öğrenme kabiliyetim çok güzel. Çok şükür. Bak ben terzilik hiç bilmem. Evet. Biçmesini bilmem, dikmesini fevralde bir yaparım. Evet. Dikişini, evet. araba yani şeyden, makinede fevralde yaparım. Evet. Bak hiç şoförlük, mabellik yapmadım. Evet. Yani sonradan gibi dayımla, abimle, falan gördükten görmeden dolayı biliyorum. Yapıyorum yani. Evet. Şimdi şöyle, dairende o dönemde malum Selvi, Kavak evet. gelirdi değil mi? Biçim yaptırmaya. Evet, evet. Yani vatandaş evini yaparken bir takım tahta, dilme deriz işte ya da farklı ağaç atılırdı evlerin üzerine. Bunları biçtirmek için getirdiler. Evet. En güzel ağaç nerede olurdu? Gelirdi. Yani şu yerden bir ağaç geldi. Bak ne güzel, çok güzel. Bu ağacı daha hızlı biçeriz, daha
Bışkıya daha yumuşak olan dediğimiz hangi yörenin ağacı vardı? Şimdi en yumuşak servi. Servi, evet. Kavak ikinci planda. Tamam. Kavak sert olur. Evet. Tamam. Hani servi ekseride Yenice'den çok gelirdi. Yenice'de kavak evet, servi vardı, vardı o zaman. Vardı. Çok güzel serviler gelirdi. O zaman Bayram Şimşek vardı, arabası vardı. Evet. O getirirdi. Her mesleğin bir sırrı var. Bundan ben geçtiğimiz gün bir keresteci arkadaşlarla otururken ağaç biçiminde şuna dikkat ederiz dedi. En ağacın en dip boğumu dediğimiz yani insan boyutunda olan yerden insan boyutunda olan yer en son biçilir. Bunun nedeni de bahçe çitlemek için çivi çakılma olasılığı yüksektir diye en sona bırakılırmış. Doğru, doğru mu? Doğru. Bir de ağacı biçerken kuzeye gelen kısmı çok sert olur. Sert olur, evet. O da en son kalan dilme dediğimiz tahta olmayıp da dilme olan kısma gelirmiş. Evet. Doğrudur değil mi efendim? Ya onu pek takip edemezdik. Evet. Çünkü onu pek takip edemezdik. Şimdi Allah'a çok şükür ben onu çok takip ettim. Şimdi dip boğumlar yani 2 evet. metrelik, 3 evet. metrelik boğumlarda şöyle kabarık olur. Çivi olan yere de şöyle kaparak olur. Evet. Nacayı elime alırım, bir oradan vurup kaldırdım dedi, çivi çıkardı. Çivi çıkardı. Evet. İçinde küçük dikme deriz yani ağaç çok küçükken kalmış olabiliyor zaten. Yani şimdi mesela şöyle evet. çit mesela çekmişler, evet. ona da çivi çakmışlar. Ağaç büyüyünce içine alıyor. Tabii kapatır, evet. kapatır. Evet. Ben çok yani temizledim. Yani bir boğumda yani bir evet. küdükten evet. 4-5 tane çivi çıkartırım bilirim. Doğru. Haşa, tereciye tere satma gibi bir şeyimiz yok. Ben de askerlik dönemime kadar rahmetli babamın yanında hızar işlerini bilirim. Ortak noktalarımız var. Soruyu yöneltirken bildiğimi soruyu yöneltip cevabını alma gibi bir durum oldu. Ondan dolayı özür diliyorum kendisinden. Tamam. Şimdi o dönemlerde tahta, dilme gibi inşaat malzemesi, bugünkü gibi çimento veyahut da tuğla üzerinde şeyde değildi. Yani üstüne ya da şey yapma anlamda ahşaptı. Kerpiçin yanında ahşap malzeme kullanılırdı. Tabii bunun yetersiz kaldığı bir dönemler oldu. Gelir elde edebilmek için farklı şeylere yönelmek gerekiyordu. İlçemizde kayısı yetiştiriciliği malum var. Kayısı yetiştiriciliğinde en büyük durumlardan birisi de kayısının İslimlenmesi gerekiyor. Gün kurusu o dönemde fazla yoktu. Ama islimlenmesi gerekiyordu. İslim ocağına atabilmek için de kasaya ihtiyaç vardı. Sebze manavlardan sebze konulan kasalardan alabilmek artık kara borsa olduğu bir dönemde rahmetli babam dedi ki biz bunu niye burada yapmayalım dedi ve ilk kasayı biz yapmıştık. Doğru. Ondan sonra artık siz de yaptınız mı kasa? Çok, evet. Çok. Bugün plastik kasalara dönüş dönemden önceki, o aradaki 10 yılda buralarda çok kasa yapıldı. Sebze kasası ya da işte kayısı kasası. Siz de yaptınız. Çok yaptım. Kabak da çok esnek ve çatlamaz yaparken sağlam olurdu. Şimdi bak şeyin, servinin kabağı, kasası istim için daha uygun. Evet. Çünkü istim mesela koyduğun zaman o sulanır. Evet. Tahta onun suyunu çek alır. Emer, evet. Ha şimdi plastik çevreler plastik ne yapıyor? Çek. Suyu almıyor. Suyu bütün hepsini de bana atıyor. Evet. Evet. Eskiden düğünler tabii hazırlık yapılırdı. Belki bir nişan günü konulurdu, gün belirlenirdi. Bu süre içerisinde hazırlıklar olurdu, değil mi? Tabii. Şimdi bugünkü gibi değil. Evet. Eskiden mesela kısıtlı olurdu. Biraz daha tabii he. Mali durumla alakalı. Tabii mali durum. Şimdi alakalıydı. Şimdi ben de o hem bizde de öyleydi, başka yerlerde de öyleydi. Evet. Mesela bir tabak pilav konulur, bir tabakta kebap konulursa, he. tamam mı? 4-5 kişi yerdi onu. Ortaya konulurdu. He, ortaya konulurdu. Evet. Ortaya konulurdu. Yani şimdiki gibi herkese ayrı tabaklarla gelmezdi. Evet, evet. Yani bu kadar davet de olmazdı. Eskiden neydi? Bir mahalle, evet. bir de etrafta konu komşun, Doğru. yani dışarıdan konu komşu, akrabaların evet. varsa onlar başka. Bugün mesela şimdi yapsam adamı 1000 kişi çağırıyor. Doğru. 500 kişi, 1000 evet. kişi çağırıyor. Evet. O konsepti kurmak da kolay değil değil mi? Komşulardan masa, sandalye toplamak tabii. suretiyle bir misafire şey oluşturdu. Ekserde yer sofrası.
Yer sofrası. Yer sofrası. Evet. Konfeksiyon yoktu eskiden. Bana bir ilk damatlarınızı kim dikti? Şey hatırlıyor musunuz? Hayvalı Muharrem. Anladım. Evet. Şu abimle beraber... Benzin oyuna bir üç alırlar, omuz vesaire. Ya, tabii şimdi o zaman da gideceksen bir hafta sonra gel prava yapın. Prava olacak. Bir sefer iki sefer prava olurdu. Evet. Şimdi gibi hazır nerede? Evet. Malum olduğu üzere darende bir şey üzerindedir. Sürekli aşınmaya maruz olan bir coğrafyada. Sel gelme durumunda sizin hızarı sel bastı mı? Bastı. Evet. Bastı. Ben şimdi Abdullah Karakul'un yanında Hüseyin Eskan'ın dükkanı vardı. Evet. Ben orada, Serdar abimin oğlu falan bakkalık yapıyorlardı. Evet. Oradan mal alabilmek için, kurtulmak için girdik. Tek göbeğime geldi su. Evet. Evet. O dönemde tabii hem sizin iş yeri hem de Hızar da zarar gördü. Tabii. Kütükler falan gitti mi? Gitti. Evet, Muharrem amcayla yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Muharrem amca, şimdi meslekten yine söz edecek olursak, o dönemde Hızar dedik, Hızar atölyesi, iki tane atölye var dedik. Evet. Yine sizin atölyeniz en büyüktü değil mi? Çünkü yüksek kuturlu, yani çağrı çapı daha fazla olan kütükler size gelirdi diye biliyoruz. Tamam. Evet. Ben şimdi bir tane ağaçtan 210 tane tahta çıkarabilirim. Basırlık tahtası denir bana. Basırlık tahtası 15-16 santim enlerinde, 2 santim kalınlığında, evet. 220 miydi, 210 miydi pek bilemiyorum, bir küsür tahta çıktı. Evet. Ondan sonra kendimiz yaptık. İşte tarihinde işte ufak tefek sağdan sola gelenler de yapardık. Evet. İnsanlar tabii kerestecilik diyorlar ama odun da sattığınız olur. Tabii. Odun. Genelde Dalende de odun tercihi, takoz dediğimiz ama öncelikle bir belli boyuta gelip baltayla yarıldığı şekli vardır. Bir de Hızar'dan tamamen sobalık hale getirilen vardır. Hangisi daha fazla tercih edilirdi? Şimdi baltayla kırma daha şey. Tutuşturulma açısından tabii, değil mi? Tutuşturulma bakımından baltayla yarılan daha iyi olur. Evet. Şimdi bizimkiler işte sağdan soldan diye aldığımız ağaçların başları, bedenleri evet. falan onları odun olarak da yapardı. Yoksa şey değil yani. Bizde tabi batını yerme olmazdı. Mutlaka. Muharrem amca, konuya biraz daha geriye doğru gidecek olursak, malum insan hayatında bayramların ayrı bir yeri vardır. Özellikle de çocukluk dönemindeki bayramların bir daha güzel bir anıları vardır. Bayram öncesinde, diyelim Ramazan bayramından bir gün önce, Arefe günü işte güzel hazırlıklar olur. Annelerimiz bir şeyler yapardı. Neler yapılırdı? Nasıl bir hazırlıklar olurdu? Valla şimdi bizim evin inişi var, bayır, evet. tamam mı? Orayı yoldan başlar aşağıya kadar temizlerdik. Ufak şöyle taşlarla evet. döşeriydi. Orayı güzel güne temizlerdik. Evet. Tamam mı? Aşağı evlerde hazırlıklar işte tatlı olurdu, baklava olurdu. Mevsimi ise bir bal kabağı. Evet. Zamanında bir bal kabağı yapmıştı annem. Eskiden sütlaç olurdu. Sütlaç, evet. Ekstelette Mahmut amcam bildi. O Ömer'di diye. tamam mı? Tasa alırdı, amcam yüzüne şöyle bir sürterdi, tepesinden aşağı dökerdi. Muhakkak o şaka olurdu yani. Şey bu bayramda, düğün akşamlarında çok şakalar yapılırmış. Evet, insanların hoşgörüsü ya, çerçevesinde. Muharrem amca, bu Hızar döneminde voltaj düşünce Hızar çalışmazdı, tabii. motor çalışmazdı. Santrala gidip santralın önünde biriken gazelleri temizlemeyle alakalı. Evet. Ondan anlatır mısınız? Şimdi çalışmaya başlar saat 9-10 olduğu zaman arada bir düşer voltaj. Çünkü bizde 3 tane lamba vardı. Evet. Lambalar, yani ciğerin olup olmaları evet. gösterirdi. O düştü zaman, ben hemen bisikletim vardı. Bisiklete biner, doğru giderdim. Elektrik santrana giderdim. Yukarıya çıkarım, oradan tırmık. Evet. Devamlı orada duruyor. Evet. Hemen suyu 1-2-3 sefer çektiğim zaman havuz dolmaya evet. başladı. Havuz dolduğu zaman elektrik yükseldi. Ondan sonra onu temizlerdi. Ondan sonra hemen geri gelirdim, başladım işe.
Anladım. Şimdi oradan kalanlar akşamdan sabaha kadar uykusuz. Çünkü evet, devamlı evet, gazete çekiyorlar. Tamam, evet. Doğru. Bu ekseyette işte 9. aydan sonra tamam, yaprakların döküldüğü yaprak, yaprak döküm zamanında evet, olurdu. Evet. Şimdi o zaman zaten şeye yeterdi yani. Darenlere elektrik yetiyordu o zaman. Evet. Çünkü hani ikinci ek yapıldı ya. Evet. O zaman darenlere elektrik yetiyordu. Evet. Eğer şey 80'den sonra gelen Ceylan o ulusal elektrik ve tamamen zaten dış mahallelere dağıldı. Tüm dairede genelde ve Türkiye'de ulusal elektrik. Mesela bir Nadir'de bile mesela bir şeyden sonra geldi. Evet. 80'lerde falan geldi. O zaman elektriğin olmadığı bir dönem olduğu için ben söylüyorum. İlkokulu okuduğumuz dönemlerde ders çalışırken idare mi ya da gaz lambasıyla mı? Gaz lambası. Fener vardı. Evet. Lüküs sonradan lüküs çıktı. Evet. Şimdi bizim amacımız bu bilgileri gelecek nesile aktarmak. Geçmişte yaşantılar nasıldı? Bunlar onların da bir haberdar olmasını sağlamak. Tabii sizin yaşadığınız dönemlerdeki o yaşayış şekli ve büyüklere olan saygı çerçevesindeki sizlerin davranışlarını gelecek nesile de aktarma gibi bir görevimiz olmalı diye düşünüyoruz. Hep yeni nesil, yeni nesil diyoruz ama biz onlara elbette ki önce bir şeyler vereceğiz ki onlardan talep edelim. Bu noktada sizin gelecek nesile aktaracağınız nasıl bir öğütler var? O noktada bize bildiklerinizi anlatırsanız. Buyurun. Vallahi yeni nesile, kardeşim, büyüklere saygılı olsunlar. Evet. Başta bu. Tamam mı? Yani adam sen de demesin. Bir konuya, bir komşuya, kızıma, akrabaya sahip çıkması lazım. Evet. Bugün mesela sen iyisin, hoşsun ama iki gün sonra seninle kötü olmayacağını kim bilir? Ancak evet, Allah bilir. Evet. Ha, senin mesela yüz çevirdiğin bir kişiye iki gün sonra ona muhtaç olacağını evet, düşüneceksin. Tamam, hep bu gibi şeylerle iyi düşüneceksin. Evet. Saygılı olacaksın. İşinde, gücünde, her şeyinde saygılı olacaksın. Yani bir şey söylerken bu, boğaz 40 boğum derler. Evet. Taşını düşünüp ona göre tabii, sarf etmek lazım cümleleri değil mi? Evet. Atalarımız demiş, 40 sefer ölç, bir sefer biçeceksin. Evet. Evet. Tamam mı? Mesela şu, mesela bir kereste geldi, biçiyorsun, verdin hezaret, şöyle böyle, ya böyle bir ölç bayım, biç bayım. Tabii ki. Enine, boynuna ne verecek, ne yapmıyor, bu gibi şeyler de. Darende kültürü ne kasetlere sığacak, ne de kitaplara sığacak nitelikte küçük bir kültür hazinesi değil. Bu nedenle Muharrem amcayı da fazla yormamak üzere bir başka programda, başka bir konukla buluşmak üzere alasmaladık diyoruz.